herkes aslında oyunculukla tanıdı ama daha öncesinde senin... Benim sosyal medya tarafı da vardı işte çok zaman. Ya aslında şarkıyla başlamıştı. Arabada şarkı videoları vesaire. Oradan ben bambaşka bir noktalara geldim. Ya, müzik tarafı benim için güvenli alandı. Yani müzik çünkü çocukluktan beri hep okuldan kaçardım. Demo yapardım. Arkadaşlarıma o demoyu yollardım. Herkes beni dinlerdi. Ya, çocukluktan beri olan bir şey olduğu için ben... Öğrenmek istediğim taraf daha çok oyunculuk oldu. Aslında şey diyebilir miyiz? Oyunculuk senin işin ama müzik daha meditasyon tarafı gibi. Kesinlikle. Sonuçta kendim yaptığım için elimden geldiği kadar kendi hislerimi birine anlattığım için. Orası da iş gibi düşünmüyorum oyunculuğu da. Yani oyunculuk da tamamen iş gibi olursa gidilmez. Yani o kadar çalışma saati uğraşılmaz. O da sevilmeli. Tabii. Ama müzik de ekstra projenin tamamen başında sen olduğun için benim için ekstra tabii heyecan veriyor. İlk proje Kol Pacino 3'tü galiba değil mi? Evet aynen öyle. Şafak Sezer Aile Dostum. İlk, evet o aile dostumuzdu. Gel hatıra olsun dedi. çoluğuna çocuğuna ileride izletirsin bir filmde oyna dedi. Ondan sonra oynayış. Ondan sonra hatıra olsun geldi. Dedi, hatıra olmadı. Ondan sonra başka yerlere gitti yani. Demek nasip işte demek istediğim şey bu. Aynen. Bu arada ilk benim programıma çıktı. Evet. 2015 yılında evet Beyaz TV'de. O zamanlar sosyal medyada. İlk benim programıma çıkmıştı. Evet. Oradan hatırlıyorum. Hala değişmemişsin ama. Harika. Peki şarkı tamam söylüyoruz. Küçümsemiyorum. Öbür güzel çok güzel. Fakat şarkı sözü yazmak bambaşka bir şey. Bunu nasıl keşfettin kendi? Yani o matematiği tutturmak birinden iyi bir şarkıcıdan birisinden hiçbir şey. Öyle bir şey olamaz. Ben onu istiyorum. Bu hisle alakalı ya. Benim birçok arkadaşım sözleri aldın demiyorum. Yazılış. Evet işte onu diyorum. Nasıl yazacağın da tamamen hisle alakalıydı. Ben bazı sanatçılar bilmiyorum yanlış da olabilirim işte Yıldız Tilbe vesaire yazarken önce şarkı sözünü yazıp ona göre melodi yaparmış. Ben de o olmadı. Ben önce melodiyi duyunca üzerine hemen bir şeyler yazabiliyorum. İlk Dur Biraz diye bir şarkım vardı. İkinci şarkım. Yazabilmeyi ilk keşfettiğim şarkı oydu. Yine bir garip bir dönem yaşamıştım. Ondan sonra o da 15-20 dakikada çıkınca yazabiliyorum deyip sonra bir süre melodiler bulup üzerine yazmaya başladım aslında. Mert de şey gibi, Hande Ünsal gibi. Evet. Bir şey yaşadıktan sonra yazıyor. Öyle ama yaşanmadan yazılmaz ki abi onu diyorum yani her zaman. Bir insan bir şeyler yaşayacak ki üretecek. Peki Canan sen yaşayınca mı çalabiliyorsun yoksa fark etmiyor. Şöyle mesela benim de bestelerim var. Hatta önümüzdeki ay çıkacak bir tane daha. Yaşadığım şeyleri. Ben de besteleyebiliyorum öyle söyleyeyim. Sanatçılar genelde öyle demek. Hatta yani kemanda da ben mesela konuşmaktan ziyade çalarak duygularımı ifade etmek bana daha kolay geliyor. Çok güzel. Ben de sözlerimle bir şekilde. İşte yani. Güzel bir yer. Biz geçen hafta bir piyanist genç kızımızı konuk ettik. Ne güzel. Hayır tanıyor musun? İlyum Bürke. İlyum Bürke. Evet. Aa süper. Evet. Ya yani o da yani Salzburg Mozart. Ama... Aynı şimdi o senin. Ben de Mozart'ım. Evet ondan. Evet. Seninkini hatırlamıyordum da oradan önemli. Şu an seninkine bakınca sen de Mozart'ın mı? Tabii. Çok ciddi ve çok zor. Çok zor. Dünyanın herhalde şeyi değil mi bu? Bir numaralı. Bir numarası öyleymiş. Vay harika. Bayağı İtalya turnesi falan filan yapmıştık. Çok çok zor ama çok keyifli. Kendin biraz önce söyledin. İtalya'da doğdun. Evet. Baba Amerikalı, anne Türk. İsveç var, Gürcü var, Gürcü her şey var. Var ama Türkiye'den kopamıyorsun. Türkiye seçmenini biraz açar mısın? Yani hatta buraya gelmek için kendini parçalamış bir durumum o var. Bu doktor anısını anlatmanız lazım mutlaka. Ya şöyle, tabii ben hiç düşünmezdim. Yani ben dünyanın her yerinde yaşarım diye düşünürdüm. Çünkü babama gidiyorum Amerika'ya şudur budur ama hep gittiğim şeyler bir ay kalıyorum. 2 ay, 3 ay yani öyle tamamen temelli gitmemiştim. Ama Avusturya'ya giderken, Salzburg'a giderken artık ben tamam. Çünkü orada baş kemancılıklar yapıyorum, orkestralarla çalıyorum. Solist olarak işte dünyanın birçok yerinde konserler veriyorum. Fakat aradan böyle bir 4-5 sene geçti. Saçlarım dökülüyor. Allah Allah diyorum ne oluyor? Dedim ki herhalde ki öyledir. Avusturya'daki kaldığımız bölgede şeyler çok kireçli sular. Hmm. Tamam dedim bundan dolayı. O çok da yağmur olduğu için balkona böyle şeyler koyuyordum. Kovalar koyuyordum. Yağmur yağıyor. Ben saçımı o yağmur suyuyla yumuşacık oluyor falan. Baktım saçlarım beyazlamaya başladı. Dedim kesin bende bir şey var. Yani hastayım falan. Doktora gittim bütün kan tahlilleri onlar bunlar şunlar. En sonunda Almanların dediği bir şey var. Heimweh. Ziyab'ın Heimweh gehabt dediler. Ben dedim Heimweh niye? Yani ev özlemi.
Vatan hasreti. Gurbet size. Hadi canım. Ondan sonra ve gerçekten öyle. Ne zaman ki okey dedim ben demek ki gerçekten hani duygusal olarak ülkeme bağlıyım. Aileme, arkadaşlarıma ve en önemlisi lisanıma. Çünkü kendini en iyi anlatabildiğin şey. Döndüğüm zaman önce bir yere öptüm. ve gerçekten öyle. Yani o yüzden çok güzel. Türkiye başka bir memleket. Ve de birçok Avusturyalı arkadaşım, Alman arkadaşım da şunu söylüyorlar. Eğer bu ülkede yani Almanya'da işlerimiz güçlerimiz olmasa biz İstanbul'da özellikle yaşamayı çok isterdik diyen çok kişi var yani. Dünyanın en önemli okulundan mezun. Dünyanın her yerinde, evet. Bütün noktalarında istediğin evet. yerde en iyi salonlarda çalabilirsin. Ama yine de diyorsun evet. ya buradan kaçmak isteyenlere mesaj veririm bayramda. Evet, evet, evet. Yani sen şu anda bir dünya vatandaşısın aslında ama... Şöyle, bütün gençlere şunu söylüyorum, muhakkak yurt dışını görme. Evet, o vizyon ne olursa. Vizyon aynen, ve tecrübe. Aynen, vizyonu, insanlar neler yapıyorlar, ne? Belki de ben oraya gitmeseydim, bu cesareti kendimde göremezdim. Ben Türkiye'ye kemanı tanıtacağım. Çünkü kendimin iyi olduğunu biliyorum, çalmamın iyi olduğunu biliyorum. Yani o cesareti bence yurt dışına çıkıp o vizyonu gördükten sonra elde etmiş olduğuma da inanıyorum. O yüzden bütün gençlere bir dönem yurt dışında yaşayıp ama ülkelerini temsilen dönmelerini isterim yani. Harika. Salık veririm öyle. Diyelim parça ve hemen... dinleyelim sizden. Evet, okay, evet. Şimdi madem öyle ben bir klasik parça çalmak istiyorum. Dünyaca ünlü Andre Lloyd Webber'in Phantom of the Opera'sını çalalım. Phantom of Opera. Evet.
Teşekkür ederim.